sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Allah'tan bir mani gelmezse Fenerbahçe yönetimi e, kendine yakışanı e, yaparsa Jorge sus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Bakın giriş bu şekilde öyle kıvırmaca şubu yok. Gerçi voleybolda kızlar voleybolda Fenerbahçe setlerde 2-0 önde seride 2-1 öndeyken 2-0'da maçta öndeyken Üçüncü sette ne oluyorsa bir şeyler oluyor ve Fenerbahçe kalan sürede setlerde 3-2 yenilip final serisinin 5. maça taşmasını sağlıyor. Muhtemelen de final serisinde yine 2-0 öne geçirip 3-2 falan kaybedilir. Ama teknik direktör konusunda artık kaybetmeye tahammülümüz yok. Fenerbahçe'de teknik direktör konusu artık can sıkmaya başladı ve somut adımlar atılacak. Ali Koç biliyorsunuz 9 Mayıs pazartesi günü itibariyle hem Jorge Jesus'ta görüşmek üzere hem de başka görüşmelerini yapmak üzere yurt dışına uçtu. Şimdi Vitor Pereira'yla e yollar ayrıldı. Sonrasında bir süreç başladı. İsmail Kartal takımı emanet aldı ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a devam edileceği söylenildi. Tabi güzel bir galibiyet serisi yakalandı. Ali Koç ve kurmayları İsmail Kartal'la ilgili farklı düşünceler içerisine e, girmiş olsa da Beşiktaş beraberliği benim birçok kişiye söylediğim üzere aslında hayırlı bir beraberlik oldu. Ve Fenerbahçe artık Jorge Jesus'tan sona doğru gelmiş oldu. Peki Joachim Löw? Ne oldu hocam? Birden Birdenbire herkes Löw kesildi. Yani Löw konusunda kesildi. Size daha önce de söylediğim gibi. Yani imza atılana kadar her teknik direktör yalandır. Hatta Jesus için de aynısını söylüyorum. Ama bu video bir nevi imzanın önü gibi düşünülebilir. Nasıl yani hocam? Ben size şunu söyleyeyim. Bu kanalın eğer abonesiyseniz, üye demiyorum, abonesiyseniz videoları çok dikkatli takip etmeniz lazım. Mesela ben bir oyuncunun skills videosunu izliyorsam, yorumluyorsam boşuna yorumlamam. İş ciddidir. Ya da belki de imza atılmıştır. Ya da belki de atılmak üzeredir. Aynı şekilde teknik tektör konusunda bu videoda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hemen hemen imza aşamasında diyebilirim. Şimdi Portekiz'de daha önce buluştu. İkinci kez görüşme gerçekleşecek. Buraları atlıyorum çünkü Jesus'la ilgili bir e, skills video yorumlaması var. Şimdi Ali Koç ikinci kez görüşecek. 2 yıllık sözleşmeye Fenerbahçe'de sıcak diyor. Bu sosyal medyadaki videonun şeyim. Maaş bütçesi belli oldu. Altı yardımcısına beraber göreve gelecek. Portekiz teknik direktörü 7-8 milyon euro arası bir maaş bütçesine tamam demeye sıcak olduğu belirtildi. Bu kadar değil. Ama bak şuna ben kefil değilim. Oraya şampiyonluk bütçesi eklenir. Şampiyonluk primi. Türkiye Kupası primi eklenir. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma primi eklenilir. Misal veriyorum. Jesus ve ekibi yıllık 4 milyon euro alır. Misal. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılınırsa 2 milyon euro da bonus alır. 7. Ya da 1 milyon euro bonus alır 5. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa 2 milyon euro bonus. 5'te 7. Türkiye Kupası şampiyonluğu 500 bin euro. Yedi buçuk. Helali hoş olsun. Not üçünü birden tamamlarsa artı 500 bin euro daha. Hatta buçuk milyon euro daha üstüne. 9 milyon euro. Helali hoş olsun. Helali hoş olsun. Anında toplarız. Anında toplarız. Şimdi ee, onu konuştuk. Bu milliyetten Celal Umut Eren'in haberiydi. Şimdi CESUS'la ilgili de şunu söyleyeyim. Özellikle CESUS'un yardımcısı Joade Deus'un hazırladığı detaylı ve olumlu raporun ikna konusunda yardımcı oldu. Gerek Buğra gerekse ben açıkladım. Jesus'la görüşüldüğünde Jesus'un şöyle bir tepkisi oldu. Fenerbahçe kadrosu gayet iyi bir seviyede. Lig için yeterli birçok oyuncu var. 3-5 takviye ile bu takım dehşetül vahşet devasa tülü hülasa bir takıma dönüşür demiştim. Hiç hülasa özetlemek ama olsun. E sonuçta özet gibi bir takım yani. Şimdi bir diyen haberde Jesus da geri sayım başladı. Ücretinde indirme gitti diye. Şimdi gazeteler her tuşa basma peşindeler. Yani biz şunu da yazalım. Bunu da yazalım. İptal olmasına karşı şunu da yazalım. Şunu da yazalım. Hani fiyatta şunu da yazalım. Hani Twitter aleminde birçok duyumcu biliyorsunuz. Yazıyorlar. Jesus ve ekibi 4 milyon euro. Jesus ve ekibi 5 milyon euro. Jesus ve ekibi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. La 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 la. Sonra kaça geldi? 6 ve üstüne geldi. Sil 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 sil. sil. Bak ben demiştim. Hem de şu tarihte demiştim retweet retweet retweet. Maalesef insanların da hafızası kısır olduğu için haram nazarla baktığınız zaman hafızanız düşer arkadaşlar. Harama bakma ile haram nazarla bakma çok farklı. Yani yoldan geçen kötü bir görüntüye baktığınız zaman bu harama bakma oluyor. Ama içinizden art niyetli şekilde bakıyorsanız bu haram nazarla bakma oluyor. Mesela bir arkadaşınız araba almış. Ulan Allah canını almasın bu nasıl aldı? İşte onun parası yoktu. Bu haram nazarla bakma diyor. O hafızanızı dibe çeker haberiniz olsun. Eğer unutkanlık hafızada sıkıntı varsa haram nazarla bakmayı kesin. Maşallah demeyi öğrenin. Şimdi haberde diyor ki İsmail Kartal teknik direktör çıkış. Jesus ekibi indirme gitti. Ali Koç geçen hafta görüştü. Bu hafta da görüşecek. 10 milyon euro istiyordu. 7'ye düştü. Anlaşma birkaç gün içerisinde diyor. Belki de şu anda imzalanıyordur. Ali Koç bugün bak komik bir olay gerçekleşti. Çok komik bir olay gerçekten. Şimdi duyumcu arkadaşlar yazdılar. Ali Koç işte pazartesi günü Lisbon'a uçuyor. İşte şeyle görüşecek. Jorge Jesus'ta görüşecek. imzalar atılacak diye. Benim bilgimde neyse videoda var. Açıp bakın arkadaşlar. Yani açıp bakın. Ben ne demişim arkadaşlar. A bu arada sıcak bir gelişme. Ee, sıcak bir gelişme var arkadaşlar. Fenerbahçe kalan iki maçta bir puan alırsa Antalya Spor kazanmış. Fenerbahçe kalan iki maçta bir puan alırsa Şampiyonlar Ligi elemesini garantiliyor. Şampiyonlar Ligi elemesini garantiliyor. Yani o zaman Karagümrük'e ye yenilip Malatya ile beraber kalıyor Fenerbahçe kesin. Ee, genel avantajı ile ikinci olacak. Kalan iki maçta Konya Spor Fenerbahçe'den 11 gol daha fazla atmaz ise demiş Gürkan Kubilay. Ee, hayırlı olsun. Yani bu sonuçta bir şey zaten tahmin ediyorum ama Antalya'nın 13 şutu var, 3 isabet. Ben, e, pardon Konya'nın 13 şutu var, 3 isabet, 2 gol. Antalya'nın 16 şutu var, 6 isabet, 3 gol. Yani Fenerbahçe puan tablosunda 69, Konya 64 puandan kalan iki maçta zaten hemen hemen herkes Fenerbahçe'nin yeni Malatya'yı yeneceğini düşünüyordur. Karagümrük'te 56 ee, Alanya Beşiktaş yani sıralamada Beşiktaş daha düşük bunu diye yapalım. Neyse biz geçelim biz topumuzu oynayalım. Biz o işimize bakalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, zaten hemen hemen kesinleşti gibiydi ama şimdi daha da netleşti. Şimdi Ali Koç UEFA'nın bir organizasyonuna katılmak için Madrid'e gidiyor. Bilginiz olsun. Hani e, ancak bu Jesus'la görüşülmeyeceği anlamını taşımıyor. Ben Jesus'la ilgili şunu söyleyeyim. Dış basın haberi girdi. Ali Koç Jesus'la her konuda anlaştı. Önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus diye haberi girdi. 9 Mayıs akşamı girdiler haberi. Hani e, öyle haberler girdi ki eee içlerinden bir tanesi yani Jesus'a Jesus'tan daha yakın bir kanal. Hani ben buradan da dönerse artık Ali Koç'u suçlarım açıkçası. Ama Ali Koç'a da bir yerde hak veriyorum. Şimdi bak 8. dakikanın 40. saniyesinden itibaren herkes şahitim olsun. Ben Ali Koç'a bir yerde hak veriyorum. Vallahi hak veriyorum. Billahi hak veriyorum. Ülkenin düzen belli. Euro'nun durumu belli. Dövizin durumu belli. Ülkenin üzerinde futboldan kastediyorum arkadaşlar. Başka şeyleri lütfen çamurlaştırmayın. Futbolda adalet yok. Canın istediği kişi takım şampiyon oluyor. Yapılıyor. Allah aşkına 3 senedir 10 senedir şampiyonlara bakın. 10 senenin son 10 senenin şampiyonlarına bakın. Hangi takım şampiyon olduktan sonra devasa futbolculara, devasa fiyatlara futbolcu satmış? Hocam de yoluna devam etmek için satmamış olabilir. Lan bırakın. Her takımın paraya ihtiyacı var. Peki işin komiği hangi ikinci takım sürekli futbolcu satmış? Ya da hangi ilk şampiyon olamayan takım futbolcu satmış? Bakın şey oradan. Ya teknik direktörler ülkeye gelmek istemiyor. Adalet yok diyor. Ben bu ülkeye gelmek istemiyorum yani adalete. Futbolu kastediyorum bak dediğim gibi. Topu taca atmayın. Yani kişisel egonuzu tatmin etmek için Mustafa Hoca'yı tuzağa düşürmek için falan başka yerlere gitmeyin. Bu videoların hepsi sabit. Siz silindi sansanız da artık arşive atıyoruz mecbur. Bilginiz olsun. Bunlar sabit. Şimdi ortam böyleyken Euro döviz kuru böyleyken Ya ben size bir olay anlatayım. Biz bu sezon bir futbolcuyla anlaştık. Her konuda anlaştık. İmzaya kadar geldik. Futbolcu dedi ki benim dedi sormam soruşturmam lazım dedi. Ben size dönüş yapacağım dedi. Dönmedi arkadaşlar. Dönmedi arkadaşlar. Çünkü referans çok kötü. Referans çok kötü. Maalesef referans çok kötü. Referans çok kötü. Dönmedi gidiyorlar soruyorlar soruşturuyorlar aa o sizin ülkenize gelinmez mi sizin ülkenize futbol oynanmıyormuş gidiyorlar Jorge Jesus bu iklimde arkadaşlar çok zor. Bak Aziz Yıldırım olsaydı şunu yapardı. Şu olsaydı bunu yapardı. Geçiniz arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım o iklim bitti. O iklim bitti. Aziz Yıldırım olsaydı Trabzon şampiyon olduğu gün hemen işte e, Taliskayı getirirdi, gölge düşürürdü. O iklim bitti. Maalesef bitti o iklim. Bitti. Lan Ankara gücünden futbolcu alamıyorsun. Altay'dan futbolcu alamıyorsun. O iklimi bitirdik. Biz değil Fenerbahçe düşmanları bitirdi. Fenerbahçe'ye zarar vereceğiz diye Türk futboluna zarar verdiler. Ha ceremesinde yani e, zulmünü de kendileri yaşıyor. Beşiktaş'ta arkadaşlar bir Kuvverecme falan bir daha göremeyecekler belki. Galatasaraylılar bir Abdülkadir Keita göremeyecekler. İş bu ortamdayken Fenerbahçe taraftarının da yani Messi beklemesi, Suarez beklemesi beni öldürüyor. Vasata alıştınız lan. Mecburuz vasata alışmaya. Mecburuz. Şartlar bu. Zayt bana göre topçu değil. Bak niye Zayt bana göre topçu mopçu değil. Fenerbahçe'deki topçuları söyleyeyim. Altay bile doğru düzgün kaleci değil benim gözümde. Benim gözümde Altay bile doğru düzgün kaleci değil ama alınabilecek en iyi kaleci şu an için. O sayı samimi söylüyorum. O sayının sabek koyulması gerektiğini söyleyen adam benim. Topçu değil o sayıyı. Ofansif manada sıfır. Kendini bir türlü geliştiremiyor. Ama defansif manada iyi. Hızını kullanıyor. Süratini kullanıyor. Ferdi. Ferdi to sol bek mi? Allah aşkına Ferdi sol beke evrilebiliyorsa Türk futbolunun içinde bulunduğu rezaleti düşünün. Kim Minji topçu? Salahi topçu. Serdar Aziz kısmen topçu. 3. Altay'da saydım 4. Crespo topçu. 5. Arda Güler topçu 6. Dün o Beşiktaş'taki eleman. Sükse hareket yapmaya çalışmalar. Rovaşatı'ya kalkmalar. Şof. Muhammed Demirci vardı Beşiktaş'ta. Bu, bu Emirhan onu tırnağa etmezdi. Muhammed Demirci bundan daha topçuydu. Sonu görüyorsunuz. Bak 5-6 tane topçu saydım. Diğerler Rossi. Bak Rossi'yi öven adam benim. Rossi. Bak Rossi'yi öven adam benim. O da topçu değil. Berişa da topçu değil. Serdar Dursun'a Valencia da topçu değil. Mert Hakan da topçu değil, İrfan da topçu değil, Mesut da değil, Ozan da değil. Benim gözümde Fenerbahçe'de 6 tane topçu var. Galatasaray'da Marka ya Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe stoperlerine yapılan kart muamelesi yapılsın topçu değil. Nelson zaten değil. Öbürü değil. Galatasaray'da bir Barış Alper Yılmaz var üstüne düşülmesi gereken. Kerem Aktürkoğlu 15 dakikalık topçu. Mustafa Muhammed 15 dakikalık topçu. Beşiktaş'ta. Kaçını oynatırsınız şunların? Rıdvan mıdvan topçu mopçu değil. Bırakın Allah'ını severseniz ya. İsabet yok. Doğru gün şeyi yok. Kenan Karaman, Gezdi Hiç Hiçbiri topçu değil. Beşiktaş'tan bir Trabzonspor. Kaçı topçu? Hamşik çok iyi. Orta sahayı toparlıyor falan filan. Trabzon'da bir tane Siyopis var topçu. Geri kalan hepsini at çöpe. Hiçbiri topçu değil. Ha Uğurcan dayı. iki. Mecburuz. Standart bu. Bu hale getirdiniz. Bize ne lazım? Bize öyle Messi şu bu lazım değil. Bize Atilla Salah'ı lazım. Bize Kim Minji lazım. Bize Pelkas lazım. Bir 1.5'ü alacaksın 7'ye satacaksın. Bu. 1.5'ü alıp 7'ye satarken şampiyon oluyorsan da öp başına koy. Bitti. Bu sezon ya bu sezon Messi çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Diğer videoda konuşuyorum onu. Şimdi Murat Zorlu çıkmış demiş ki yönetim kuruluna çoğunluğun ibresi İsmail Kartal'dan yana. Demek ki yönetim kurulundaki denen çoğunluğu futboldan anlamıyorlar. Ya da Fenerbahçe düşmanı. Mesela Beşiktaş Başkanı nasıl Trabzonsporluysa Bunlar da herhalde başka takım taraftarı Benim normal hayatta, sivil hayatta tanıdığım Bazı arkadaşlarım var. Var yemezler Para biriktirmeyi bir şey zannediyorlar Lan yemedikten sonra Neyinize yarıyor? Gerçi yediğin içtiğinde Yani geçen bir kitapta okudum Çok güzel bir cümle. Bu kadar çalışma Bu kadar çabalama, milletin ayağını Kaydırma, milleti sırtından vurma Milleti bıçaklama, alaveralar Dalaveralar, yalanlar ne için diyor? İki tane çiğnemek için diyor ya yani iki tane çiğnemek için. Ağzınıza alıp çiğniyorsunuz bir şey yerken. Sadece bunun için. Değil mi? Konfor için çiğnemek için. Daha iyi arabaya bineyim. Daha iyi evde oturayım. Statüm daha yüksek olsun. Farklı Yani vücudunuza giren çıkan sadece çiğnemek. Misal veriyorum. Et alabiliyorsunuz. İşte antrikot falan alıyorsunuz. Çiğniyorsunuz. Fazlalığı bu. Bunun için şaklamanla bunun için rezalete gerek yok ki. Gerek yok. İsmail Kartal. Ya kız, kız 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 niye para cebimizde kalsın? Ya bundan kısılmaz. Bunda kısılmaz. Beşiktaş maçından sonra e, İsmail Kartal için birçok söylendi ama seneye Cesus o deplasmana giderse kazanabileceğinin garantisi var mı? Kartal hoca kalırsa da yok ben istikrarı bozmama taraftarıyım. Cesus gelirse arkasındayım demiş. Bu şu demek. Bu bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Mustafa hoca olarak ben neyi isterim? Sansasyonel transfer isterim. Talisca gelsin anasını satayım. Bir hafta boyunca Talisca türküsü çağırayım. Bir hafta boyunca reklamları tıklansın, videolar izlesin. 11, bin, 15 bin Talisca gelsin. Bir hafta, iki hafta boyunca da Talisca'nın ilk antrenmanda şu kadar tuvalete gitti. Şu kadar idman yaptı. 10 bin, 20 bin izlensin. Para para üstüne gelsin. Kanalın reklam gelirleri artsın. Abone sayısı, üye sayısı artsın. Ben bunu isterim. La ben de bunu isterim. Mal mıyım oğlum? Niye istemeyim? Forvet'e, Luis Suarez. Kim lan Luis Suarez? gelsin böyle. Kütür kütür. Yani gelecek. Lacazette gelsin. Lacazette'i Forvet'e al. Talisca'yı on numaraya al. Kanadan, kanadan birine Trezege'yi al anasını satayım. Öbür kanada git Cengiz Ünder'i getir. 10-15 milyon euro ver. Mal mıyım oğlum? Niye istemeyin? Ben sizden daha fazla isterim lan. Manyak mısınız? Kim istemez? Kim istemez? Seneye de takım sahaya sürsün. Yeter. Bitti. <laughs> Düşünsene Tariska'nın yedeği Arda Güler. Trezegen'in yedeği Rossi. Doğu buku almışsın. Yani yedek de olsun. Yedeği de Luis Suarez. Lan manyak mısınız? Kim istemez? Ama yok. Eldeki imkanlar. Gelmiyor kimse. Ali Koç'a da bir yerde veriyorum. Cesus Brezilya'da takım çalıştırmıyor. Tabii çalıştırmayacaksın. Burada çalışacaksın. Bak Ali Koç. Ben size açık açık söyleyeyim. UEFA ve Financial Fair Play görüşmeler için. Gerçi Sercan Hamzoğlu söylemiş. hakkında da yemeyelim şimdi. Financial Fair Play e görüşmeleri için sunum yapmak üzere gitti. Sunum başarılı çıkarsa çok beklemediniz bir anda Jorge Jesus açıklaması o. Hani ver kırmızıyı mı ver laciverti mi diyor. Altta görürsünüz. Ama kı kıvırmanın lüzumu yok ki. Ali Koç'un in uçağının indiği havalimanı Vicente Calderon. Vicente Calderon stadına 4.7 kilometre uzaklıkta. Luis Suarez bitecek demek ki böyle kıvırmanın lüzumu yok. Atletico taraftarı bir sento kaldıran diyorlar yeni stadına. Beşiktaşlar Vodafone Arena'ya inanıyor diyorlar ya. Orası Vodafone Arena. İnanıyor diye bir yeri yok artık. Ah ah. Altan Tanrıkulu'nun mükemmel bir cümlesi var. Diyor ki Fenerbahçe İsmail Kartal ile Serdar Dursun'la Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynarsa Ali Koç Kasım ayında kongreye gider diyor. Ne Kasım'la kongres? Şimdi hocam Ali Koç Yavuz yüzünü gösterdi. Salvolar atıyor. Ne kadar güzel, ne kadar şirin. Taraftarlar ne diyor biliyor musun? Ben icraata bakarım. Şimdi Beşiktaş'ta Valerian, İsmail, Torrent staj yapıyorlar. Altan Tanrıkul diyor ki burası İsmail gibi, Torrent gibi hani Valerian, İsmail, Torrent gibilerin staj yapacağı yer değil. Fenerbahçe A plus teknik direktör alacak. Bir de A plus golcü alacak. Başka türlü olmaz. Yoksa yönetim açmazsa gider. Peki hocam kim bu ya? Jesus kim? Bize Jesus'u bir anlat. Ben vallahi bilmiyorum. Tamam hani hayalen biliyorum bize karşı oynadı falan filan da bize bir anlat diyen var mı? Vardır. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Sizin hatırınıza bak 10 video normalde burada son bulacaktı. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum Jesus için. İnşallah da buradan dönmeyecek artık. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus. İsmail Kartal falan filan diyenleri ciddiye almayın. Ha İsmail Kartal. Fenerbahçe ise ikinci adamda olur. 32. adamda olur. Burası Fenerbahçe. Ya biz burada kapıcı olmak isteyenler vardı burada. Şimdi rica ediyorum videoyu beğenin. Beğenin ki daha çok kişiye ulaşsın. Başlıyorum 19.07. Jürgen kardeşimizin Best Mezzela e, Rumuzlu kullanıcının Flood'una gelelim. Evet gelelim konuya. Fenerbahçe'nin gündemine deli gibi Fenerbahçe'nin gündemi deli gibi kaplayan George Jesus kimdir? Bir e, float daha var. Jorge Jesus 68 yaşında. Portekizli e teknik direktör. Kariyerinde 3 farklı kıtada kupalar kaldıran. Tamı tamını 16 kupa sahibi olan bir futbol adamı Hadi biraz daha yakından bakalım. Jesus için en kısa ve doğru yorum. Baskın iç saha performansı ve gol kralı forvet yetiştirmesi olabilir. Benim size aylardır söylediğim ne? Fenerbahçe ne zaman gol kralı çıkarttı? O sene şampiyon oluyor. Farkında mısınız? Bak gol kralı forvet yetiştirmesi. Dönüp baktığımız zaman oynattığı bütün takımlarda bu noktada başarı sağlamış bir isim. Bunun yanında saha dışında etkili olması da cabası. Basın ile mücadele edebilir. Oyuncular ile yaşadığı krizlerde, kriz yönetimi konusunda kendisinin de söylediği gibi çok da iyi olduğu söylenemez. Ben çok iyi bir iletişimci değilim. Ama oyuna teknik taktik anlamda çok şey katarım diye açıklaması da var. Saha dışıyla, olayla, saha içiyle profesyonel diyebiliriz. Saha içinde... Ya biz Saha dışında herkes sıkıntılı. İsmail Kartal kadro dışı bıraktı. Vitor Pereira Caner'i sattırmadı mı? Ozan'ı göndertmedi mi? Geçen sene Cigolatalı bazdan kadro dışı bıraktı mı? Volkan Demirel falan kadro dışı değil mi? Son. Hatırlayın ya arkadaşlar. Saha içine dönersek kariyerinde dörtlü ağırlıkta olsa da belirli bir formasyona bağlı kalmadan özellikle Flamengo döneminde sık sık formasyonu değiştiren Değişikliği açık olan bir teknik direktör. Çift santrafor kullanmayı seven, kullandığı santraforları yıldızlaştıran bir isim parlattı ve deli gibi katkı aldığı santraforların birer sezonluk katkılarına bakalım. Jorge Jesus'ta geçirdikleri herhangi bir sezondan rastgele rakamlar paylaşıyorum. Gabigol 21 gol 6 asist. Slimani 31 gol 6 asist. Bastos 37 gol 7 asist. Jonas 31 gol 8 asist. İbre'yi değiştiriyorum. 2020-2021'de Fenerbahçe'nin baş... şey, 2021-2022'de Fenerbahçe'nin başında ülkede şike şaibe yok, hakem makine skandalı yok, TFF skandalı yok. Ee, Mergin Berisha 21 gol 6 asist. Serdar Dursun 31 gol 6 asist. Enner Valencia 37 gol 7 asist. Fenerbahçe şampiyon mu? Türkiye Kupası şampiyonu mu? Hadi yok deyin. Ben olaya böyle bakarım. Bu katkılar peki nasıl bir oyun yapısıyla alıyor? Bakalım. Genel olarak 4'te ağırlıklı çift santraforla oynadığını söylesek de Benfica'daki son döneminde üçlü savunmayla oynadığını da görebiliyoruz. Saha içinde değişkenlik göstererek 3-4-2-1, 3-4-3, 5-3-2'ye dönerek oynattığı da çok bariz şekilde görülebiliyor. Anladık geldi. 4'te oyunda da 3'te oyunda da hücuma, hücum yönü ağır basan oyuncu tercihi biz Fenerbahçelilerin dikkatini çekebilir. Bakın hücum yönü ağır basan oyuncu tercihi. Yani 4'te oynasa da 5'te oynasa da bu adamın asıl ana fikri hücum. Flamengo dönemi 4'te oyuna bakarsak genel olarak 4-4-2 ve 4-4-2 Diamond. 2 hücumcu kanat beki. 2 bak hücumcu kanat beki ofansif. 2 stoper ve hücumcu 6 numara ile oynattı. Hücumcu 6 numara. Kalan isimler ise topla ayağı iyi olan kreatif 2 kanat. Bak topla ayağı iyi olan kreatif 2 kanat. Yani e, ee, Fenerbahçe'den örnek vereyim. Rossi Ferdi gibi. Ön alan becerisi yüksek. ikinci bir orta saha ve çift santrafor. Yani iki tane Crespo çift forvet. Oyun içinde genelde bu şekilde dönen formasyonu ve topa hakim olma, sürekli hücum etme, oyun mantalizesi ile birlikte ön dörtlünün hepsinden 10 artı gol asist performansı almıştır. Benfica dönemine baktığımız zaman da benzer bir taktik görebiliyoruz yine. Hücumcu iki bek, ayağı iyi topla becerisi yüksek kanat oyuncuları ve çift santrafor. Jorge Jesus'un medyada oluşturulmuş algısı olan oyuncu parlatmıyor. Tecrübeli isimleriyle oynuyor düşüncesi de tamamen saçmalık. Evet tecrübeli isimleri tercih ediyor ama dünya futboluna kazandırdığı ve kulüp kasasına milyonlar soktuğu sokacağı birkaç ismi bırakıyorum diyor. Tabi görselleri var ama gerek duymadım ben ona. Uzun lafı kısası Jorge Jesus Fenerbahçe'nin saha içinde ve saha dışında patronu olabilecek. Basın ile mücadele edebilecek. Arkasında durulması durumunda da çekinmeden papaz oyuncuların biletini kesebilecek bir isim durulmasa da keser. Kendisine el kol yapan adamı oynatmaz mesela. Fenerbahçe'yi tekrardan bir Avrupa Kulübü noktasına getirebilecek, kupa koleksiyonu yapabilecek bir isim. Bu güzelliklerin yanında da tek sıkıntılı konu maddiyat. Dönüp baktığımızda Flamengo ve Benfica'da 6-10 milyon euro arası bir maaş alıyormuş hoca. Fenerbahçe'de de aşağı kalmaz. Flamengo'yu şampiyon yaptıktan sonra 100 milyon euro da bütçeyle birlikte ekibini de getirmek istemiş. Fenerbahçe'de bu transfer bütçesini isteyeceğini düşünmüyorum ama ekibine ve kendine maaş konusunda hakkını alacaktır. Ayrıca Jorge Jesus'u maddi yükünden kimse kolayca kovamaz. Bundan dolayı da Fenerbahçe'nin yıllardır sağlayamadığı bir hoca ile sezonu bitirememe sendromunun da önüne geçecektir. Çünkü alacağı tazminat muhtemelen kulübün sonunu getirir. Ama Fenerbahçe'nin artık risk almaktan başka çaresi bulunmamakta. <laughs> Umarım bu birliktelik olur. Jorge Jesus'ta kupa koleksiyonu yapmaya en kısa zamanda başlarız. Ha, ayrıca her hocada olduğu gibi kimse ilk sezonda %100 şampiyonluk yükünü takıma ve gelirse Jorge Jesus'a yüklememeli diyor. Ben buraya katılmıyorum. Süreklilik sağlandığı takdirde başarıların ardı arkası gelmez. En kısa zamanda Sarla Acıbet altında görüşmek dileğiyle Jorge Jesus hocam demiş. Ee, Jürgen kardeşimize teşekkürler. Yakında görüşür inşallah. Bir başka flot. Ogo kullanıcı rumuzlu. Ogo Minos isimli kardeşimiz. Yıllardır çok istediğim ve yakından takip ettiğim Jesus hakkında bir float yazmak istedim. Johan Cruyff ilham kaynağı olup 4-4-2 elmas ikilisini dizilişinden yanadır. Ancak 4-2-3-1 ile devam etmektedir. Her sistemde kalecisinin ayaklarına çok önem verir ki Altay'ın performansını giderek artacağını düşünüyorum demiş. Ersun Yanal mantalitesi gibi değil mi? Ersun Yanal da ayağı iyi olan kaleciye önem verir. Arkadan oyun kurmayı sevip, topa sahip olma oranını elinde fazla tutan, aynı zamanda her zaman hızlı kanat oyuncuları ile birlikte forvet hattının beslenmesini isteyen bir hoca. Özellikle elmas taktiğini çok önemseyen birisin. Yani e, hızlıyı da sever, kreatifi de sever. Yani e, anlayacağınız tabirle konuşayım, pır pır kanatları da sever, üretken kanatları da sever, Şapkadan tavşan çıkaranları. E, resimde göreceğiniz gibi diyorum, onu ihtiyaç duymadım. İlk Benfica zamanlarında kanat beklerini dahil hücuma gönderip çok benimsediği elmas taktiğiyle orta alan oyuncular defans geçişlerini kapatmaktaydı. Bu nedenle forvet oyuncuları çok yüksek skor elde eden isimler olmuştur. Cesun elinde. Hocam Türkçesi. Yani o ile Ferdi ile sağdan soldan bindirirken o sahinin Ferdi'nin öndeki iki kanatla da bindirirken ileride de iki forvet oyuncusu rakibin iki ön liberosunun geri gelmesini sağlarken orta ikili ve iki stoper ikilisi pozisyonları engelleyen iki canavara dönüşmüştür. Ayrıca değinmek istediğim Nicolas Gaytan. Tek verim alabilen hocaydı. Genelde kanattan çizgiye inen oyuncuları tercih eden Jesus ilk defa oyun kurabilen Gaytan'ı tercih etti ve yüksek verim aldı. Yani sıradlı pırpır değil de çalımla adam geçebilen şapkadan tavşan çıkarabilen Gaytan'ı diyor. Neden mi değindim? İrfancanın gerçekten çıkış sezonu olabilir. Aynı verimi alır diyor. Son olarak değinmek istediğim 10 numara pozisyonu için tercih etmez denilen Arda Güler için Türk medyası ezber bilen medya olduğu için Sporting macerasında Benfica modeli denemek istedi. Lakin sonrasında 4-2-3 bile döndü. Nedeni eldeki malzemeye göre futbol oynatan bir adam olması. Bastos liderliğinde arkasında Bruno Fernandes'i 10 numaralı pozisyonda destekledi. Arda Güler için forma şansı bulamaz, sistemine uymaz diyenler için Jesus eldeki malzemeyi iyi kullanan ve eksik yerlere doğru adamı getiren adamdır. Gelirse özlenen Fenerbahçe ruhu geri gelir diyor. Ne istiyorsunuz? Fenerbahçe taraftarın? Şampiyonluk. Şampiyonluk oldu. İnşallah oldu. Başka? Başka? Türkiye Kupası. Başka? Hocam yani zevkten dört köşe yapacak futbol. Başka? Şampiyonlar liginde gruplara kalmak. Bu adam hepsini yapabilecek kapasitede işte. Bu adam hepsini yapabilecek kapasitede. Ya size çok basit bir şey soracağım. Bak dalga geçmeyin. Gülmeyin. Eğlenmeyin. Ya bir senelik bile tecrübesi olmayan Emre Belözoğlu şah oldu. Sami Uğurlu şah oldu. Volkan Demirel şah oldu. Nur Şahin şah oldu. Olmadı mı? Olmadı mı? Bunlar şah oldu, kral oldu. Gözünüzü seveyim bir senelik tecrübesi yok. Demek ki futboldan azıcık anlayan adamlar bu ülkede bugını çözmüş oluyor. Bu ülkede ne var ne yok arkadaşlar. Kapalı savunma. Rakibe karşı kapanayım. Namaza da başla kapandıktan sonra. Ya abi kapanayım. Lan bir gidin lan. Lan bir gidin lan. Kapanayım. Anca kapanayım. Ya bırakın kapanma yetmeyi ya. Kilit açamıyoruz hocam. Rakipler çok kapanıyor hocam. Açamıyoruz hocam. Açacaksın. Eşek gibi açacaksın. Eşek. Bak. Sen Jorge Jesus'ta o kilidi kıtır kıtır açarsın. Rakipler, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim bu tabiri kullandım ama Fenerbahçe Forvet'i birazcık e, haysiyetsiz olacak ya, birazcık böyle onur kırıcı bir adam olacak, lanet pislik bir adam olacak, pislik bir adam olacak. Niye pislik bir adam olacak? Yani. Böyle rakiplercik. ulan şu fe, ulan haftaya Fener'le oynuyoruz. Ulan şu pislikten oynam. Lan bize bu lazım. Güleceksiniz biliyorum ama bu herif Samatta'dan bile verim alır. Bu herif Samatta'yı gol kralı bile yapar. Yok artık hocam sende ya. Hocam o herif Samatta'yı gol kralı yaparsa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapar. Lan bizim istediğimiz de bu zaten. Uzun lafın kısası. Evet beklenti yüksek. Beklentiyi benim gibi e, Buğra kardeşim gibi bu iki flotta Teşekkürlerimi sunduğum iki kardeşim gibi isimler yükseltmiyorlar. Adamın kapasitesi. Adamın oyunu bu. Adamın becerisi bu. Adamın yeteneği bu. Abi şampiyonluk için feda olsun. Ama hocam bazı futbolcular giderse. Misal veriyorum. Hadi size bazı futbolcuları göndereyim arkadaşlar. Novak 1 milyon euroya gitti ağlar mısınız? Siserand 2'ye gitti ağlar mısınız? Nazım 1'e gitti ağlar mısınız? Pelkas 5.5'a gitti. Ağlar mısınız? Ağlar mısınız arkadaşlar? Mesut bedava gitti. Gustavo bedava bedava gitti. Ağlar mısınız? Ki e, Jesus sisteminde Gustavo'ya yer yok. Ağlar mısınız arkadaşlar? Hadi Nova 1'e, Tisserant 2'ye, Nazım'ı 1'e göndereyim. Pelkas'ı 5.5'a göndereyim. Mesut Gustavo'nun maaş yükünden kurtulalım. Ozan'ı da 4'e satalım. Ağlar mısınız? Orada Ozan'dan yararlanabilir. Ozan'dan yararlanabilir çift yönlü orta saha diye. Bak Novak 1, Tisserand 2, 3, Nazım 1, 4, Pelkas 5,5, 9,5, buçuk, buçuk, Ozan 4, 13,5. Hadi Allah yarada 5,5'a sat 13,5, 14, 19 milyon euro. Al sana 19 milyon euroluk bütçe. 2-3 tane bedava oyuncu çek. 19 milyon euro da 3 tane oyuncu çek. Al sana bütçe de çıktı. 30 milyon euro istiyormuş ya. Al sana bütçe de çıktı. Ağlar mısınız? Ben ağlamam. Fenerbahçe ağlamaz. Yani şu Novak. Hocam Novak'tan Novak'tan da bir şey yapmaz mı? Ya bak arkadaşlar Novak. Tisserant artık yaşını başına almış gitmiş. Bak Nazım ofansif bir bek. Ben Nazım'ı göndereceğini zannetmiyorum. Nazım'dan faydalanır. Hani şu an için söylüyorum yanlış anlamayın. Önümüze iyi bir fırsat çıkarsa. Pelkastan faydalanmaz. Ama Pelkastan pır pır kanat olarak değil de kreatif kanat olarak faydalanabilir. Mustafa hiç seçmez. Ama Ozan Tufan isteyebilir. Ozan Tufan'a devam edilsin diyebilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ki Ozan Tufan son ana kadar gönderilecekler listesinde olur. Uzun lafın kısası. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İşte alacağı yıllık ücret. işte yapacağı icraat. Bir de Fenerbahçe Antalyaspor'un Antalya başarısı ve İsmail Kartal'ın üstün performans sayesinde Şampiyonlar Ligi elemesine de katılacak durumda. Bence katılacaktan. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalırız. Size tekrardan sorayım. 4 milyon euro kendisine ve ekibine garanti ücret. Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa 1 milyon euro bonus. Kendisine ve ekibine. <laughs> Gruplara kalınırsa lan 25 milyon euro gelecek. Verin 1 milyon euro. Ne bu cümlelik oğlum? Kabul müsünüz? 1. 2. Şampiyonluk primi kendisine ve ekibine 2 milyon euroya. Kabul müsünüz? 2. Ne yaptı? 7 milyon euro. Türkiye kupasını kazanırsa 500 bin euro. Kendisine ve ekibine prim kabul ediyor musunuz? ne yaptı? 7,5 milyon euro. Kabul müsünüz? Okey. 2 milyon euro da bu üçünü birden gerçekleştirirse bonus. Kabul müsünüz 9,5 milyon euroya? Kabul. Üçünü, İsmail Kartal'ın üçünü birden yapma ihtimali kaç? Sıfır. İsmail Kartal'ın sadece şampiyon yapma ihtimali bile ben sıfırlarda görüyorum. Bu düzenle baş edemez. Bize manyak bir herif lazım. Bak o sakatlandı bu sakatlandı şu bu. İsmail Kartal Emir ortak ile çıksaydı. Emir ortak ayağıyla çıksaydı. Ferdi. 90 artı 3'te işte Ferdi çıkıyor. Çağatay giriyor. Lan bu nasıl bir değişiklik? Hiç mi sorgulamıyorsunuz? Meziyetleri çok iyi İsmail Kartal. Evet iyi bir insan ama kaldıramaz. Ve ben diyorum İsmail Kartal Fenerbahçeli ise Jesus'un ikinci adamı olur. Kendini de geliştirir. Coşar da hani diyor ya ben şundan şundan gittim ders aldım diye. Löv. Aklına yansın Löv. Gelmediği için aklına yansın. Tam proje takım Fenerbahçe. Şu anda Avrupa'nın en iyi proje takım Fenerbahçe. Lan bu kadar potansiyelli oyuncu nerede var? Bugün takımdaki herkese satsanız 200 milyon eurodan fazla para kaldırırsınız. Herkese satsanız 200 milyon eurodan fazla para kaldırırsınız. Yetiştirme bedelinde artıdı, cartudu, curtudu. Sadece Arda Güler için 15 milyon euro teklif var ya. Sadece Arda Güler için. Siz bana ne anlatıyorsunuz? 6 ay. Hadi de, Kim 20'de? 40. 20 20'de. 60. O sayısı Crespo'su şunu bunu. Ya Fenerbahçe bugün bütün futbolcuna satıyorum dese 200 milyon eurodan fazla para kaldırır. Sıfırdan takım kurayım dese sıfırdan takım kurar. Ama bizim istediğimiz iskelet iskelet ana şema dursun. Fenerbahçe şampiyonluktan şampiyonluğa koşsun. Fenerbahçe'ye hoş geldin Jorge Jesus. Ali Koç hocam bak sen böyle den. Ali Koç iptal ederse şöyle böyle falan filan. Vallahi Ali Koç'un kendi bilir. Bütün kredisini o 35 saniyede yok eder. Ama durum bu. Jesusun Flamengo'da golünün önüne isteyip aldıramadığı o meşhur santrafor Balotelli mesela. Jesus o dönemde 4-4-1 3-2'nin ön tarafını Gabigol, Balotelli'den oluşturmak istiyordu diye bir kardeşimle söylemiş. ve Mario herhangi bir koçun talebidir. Avrupa'da olan herkes Balotelli'nin kim olduğunu bilir. Brezilya futbolunda başarı olabilecek bir oyuncu. Kalitesi çok yüksek diyordu. Ve ee, Balotelli'yi tanıyorum falan diyor. Taliska mesela. Bakın gündeme nasıl düşecek. Yani Taliska gündeme nasıl düşecek. Yani Taliska ve Balotelli. Hatta ben onu da söyleyeyim. Jesus gelirse hocam Taliska ve Balotelli gelebilir mi? Ee, şimdi hani ben Taliska'yı yalanlamıştım ya. Gelmez imkanı yok demiştim ya. Şimdi sözümü geri alıyorum. Şu andan itibaren Taliska gelebilir. Balotelli de gelebilir. Gelmez gelmez demeyin bekleyip görün. Kanalı takipte kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bir de rica etsem beğenir misiniz videoyu? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.